Hayatını değiştirmek istersen okuman gereken çok güzel bir kitap önerisiyle geldim. Ben bu kitabı keşke daha önce keşfetseydim, keşke daha önce okusaydım diye düşünüyorum. Çünkü hayatımda o kadar güzel etkileri ve o kadar güzel değişimler yaratmaya başladı ki bu kitap. Hemen gelip anlatmak ve tavsiye etmek istedim. Mutlaka ihtiyacın olabileceğini düşünüyorum ve bir şans vermen gerektiğini düşünüyorum. Hayatında o kadar şaşırtıcı etkilerini, o kadar şaşırtıcı değişimleri izleyebilirsin, görebilirsin ki. Bu yüzden mutlaka okuman gereken bir kişisel gelişim kitabı. Merhaba. Kitap Sanatçının Yolu kitabı. Julia Cameron'ın çok güzel bir kitap. 12 haftalık ileri yaratıcılığa götüren spiritüel bir yolculuk kitabı aslında. Kitapta okuman gereken bazı bölümler ve yapman gereken bazı görevler var. Sana her hafta yapman gereken görevleri söylüyor. Ve her gün sabah sayfalarını yazıyorsun. Her hafta sanatçı buluşmalarını yapıyorsun. Ve bunlar gerçekten çok güçlü pratikler. Senin yaratıcılığını keşfetmen ve güçlendirmen için çok güzel bir kitap. Ve de aynı zamanda aslında sadece yaratıcılık anlamında değil, tabii ki hayatımızda yaratıcılık bizim için çok faydalı olabiliyor birçok alanda, ama sadece mesela yaratıcılığını geliştirmek için değil, hayatında daha keyifli, kendin için daha keyifli bir hayat yaratmak, hayatını değiştirmek için ve kendini keşfetmek için okuyabileceğin de bir kitap aynı zamanda. Sadece bence ressamların, içerik üreticilerinin değil, aynı zamanda hayatını daha keyifli bir şekilde yaşamak isteyen herkesin, hayatını değiştirmek ve dönüştürmek isteyen herkesin okuyabileceği çok güzel bir kitap. Sabah sayfaları ve sanatçı buluşmaları çok güçlü pratikler. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz ama ilk olarak gölge sanatçıdan bahsetmek istiyorum. Çünkü hepimiz çocukken sanatla ilgilenmişizdir, resim yapmışızdır, şarkı söylemişizdir ya da farklı şekilde sanatla ilgilenmeye çalışmışızdır. Yaratıcı bir şeyler yapmaya özen göstermişizdir. Ama eğer bu içimizdeki sanatçı desteklenmediğinde, çocukken bu yaptıklarımız desteklenmezse eğer, korkarak, pişmanlıklarla vazgeçmiş olabiliriz. Ve vazgeçtiğimizde aslında gölge sanatçılara dönüşüyoruz. Karanlıkta kalmış sanatçılar aslında gölge sanatçılar oluyor ve sen de bir gölge sanatçısı olabilirsin. Gölge sanatçı olduğumuzda hayallerimizin gün ışığına çıkmasından korkuyoruz. Çünkü onlar sanki ışığa çıktığında dağılacak gibi geliyor. Bu yüzden aslında gölge sanatçılar olarak karanlıkta kalmayı tercih ediyoruz. Kendimizi saklıyoruz, hayallerimizi saklıyoruz. Aslında sadece ihtiyacın olan şey kendini ve hayallerini ön plana çıkarmak oluyor. Kitabı okuduğumda ben de bir gölge sanatçı olduğumu düşündüm. Ki sadece sanat ile ilgili hayallerimizi değil, her türlü hayallerimizi saklıyoruz. Kendimizi geri planda bırakıyoruz ya da hayallerimizin kaybolacağını, yani gerçekleştiremeyeceğimizden korkarak onları saklamaya çalışıyoruz. Hayallerimiz de biz de aslında gölgede kalmaya çalışıyoruz. Gölgelerde yaşıyoruz. Bu yüzden aslında herkesin zaman zaman gölge sanatçı olabileceğini düşünüyorum. Ve bu kitap aracılığıyla, aslında Sanatçının Yolu kitabıyla, bu tıkanıklıklarımızı keşfederek bunları iyileştirmeye çalışıyoruz. Ben kitapta 6. haftadayım ve hayatımda o kadar tatlı, o kadar güzel, ufak ufak değişimler yaşamaya başladım. Tabii bir an önce aslında videoyu çekmek istedim. Yoksa bitirince, yani kitabı tamamen bitirdikten sonra video çekmeyi düşünüyordum. Ama 6. haftada çok güzel şeyler yaşamaya başlayınca hemen dedim ben bir videoyu çekeyim. Ben bir aydır, nereden baksan işte kaç gün oluyorsa, bir aydan fazla oldu aslında, sabah sayfalarını yazıyorum. Ve sabah sayfalarının etkisini görmeye ve alışmaya başladım. Sabah sayfaları peki nedir? Sabah sayfaları her gün bizim bilinç akışımızla yazdığımız 3 sayfadan oluşuyor. Yani 3 sayfa boyunca aklına gelen her şeyi yazıyorsun. Bunu her gün yapıyorsun. Sabah ilk uyandığında sabah sayfalarını yazabilirsin. Ben bazen akşamüstü yazıyorum ya da biraz geç yazıyorum. Fark etmiyor benim için, ama her gün sabah uyandığında 3 sayfa boyunca tamamen aklına gelen her şeyi aralıksız bir şekilde, yani yazıyorsun. Aklına gelen her şeyi yazıyorsun. Ben çok şikayet etmiştim. Yani ilk baş böyle biraz şikayet dolu oluyor ve okuma, yani gerçekten ilk yazdığın sayfaları okuma. Zaten kitapta da söylüyor, yani okumak zorunda değilsin.
Yani bütün şikayetlerini yazabilirsin, endişelerini yazabilirsin, işte sabah uyandım, sıkıcı olabilir, saçmalayabilirsin. Benim ilk yazdığım sayfalar o kadar saçmaydı ki. Yani sadece şikayet ediyordum, böyle sinir oluyordum zaten kendime yazarken. Ya diyordum hep ben şikayet mi edeceğim, böyle hep bir mızırdanacak mıyım diye. Ama sonradan sonra gerçekten alışmaya başlıyorsun. Bence bir ay bir alışma süresi var sabah sayfalarına. Biraz böyle direnç gösterebilirsin. İlk baş alışması biraz zor olabilir, vazgeçebilirsin, etkisini görmüyorum deyip bırakabilirsin. Ama lütfen devam et. Yani bir aydan fazla bence kendimize zaman vermemiz gerekiyor sabah sayfalarını yazarken. Sonradan gerçekten o kadar güzel etkileri ortaya çıkmaya başlıyor ki kendimizle ilgili çok güzel şeyler keşfedebiliyoruz. Ya da bazen karanlık yanlarımızı keşfediyoruz. Bastırdığımız duygularımız ortaya çıkabiliyor. Ya da kendimizde yüzleşmemiz gereken bazı düşüncelerimiz olabiliyor. Bunlar ortaya çıkıyor. Yani gerçekten kendimizi keşfetmek için çok güçlü bir araç sabah sayfaları. Kendi deneyimim olarak sabah sayfaları ilk başlarda biraz yorucu olabiliyordu. Ama sonra yazdıkça alışmaya başladım dediğim gibi. Ve aslında egomuzdan özgürleşmemiz için de çok önemli sabah sayfaları. Aynı zamanda bizim bu şikayet eden, sürekli düşünen zihnimiz egonun ötesine de geçmemize yardımcı oluyor. Biliyorsun ki egodan özgürleşmek bizim için gerçekten çok önemli. Diğer videoları izlediysen biliyorsun. Şöyle ki kendimiz olmamıza yardımcı oluyor ve de sabah sayfalarını yazmak yaratıcılığımızı iyileştirmemizde en önemli araçlardan bir tanesi. Kitapta her hafta aslında farklı bir durumun üzerinde duruyor. Yani her haftanın farklı kazanımları var ve haftanın sonuna doğru geldiğinde de bir tane rapor yazıyorsun bu haftayla ilgili. Her gün sabah sayfalarını yazıyorsun, her hafta sanatçı buluşmalarına çıkıyorsun. Bu şekilde okuman gereken kısımları okuyorsun kitapla ilgili. Ve aslında sabah sayfalarını yazdıkça, her hafta sanatçı buluşmalarına çıktıkça değişim dönüşüm başlamış oluyor. Kitapta çok sevdiğim bir söz vardı. Ne için dua ettiğine dikkat et çünkü kabul olabilir diye. Benim bu kitap sayesinde aslında bir isteğim gerçek olmuş oldu. Ben uzun zamandır kamera almak istiyordum. Çünkü video çekerken benim biraz telefonun kamera kalitesi biraz bozulduğu için uzun zamandır kamera almak istiyordum. Ve bir görev vardı. İşte almak istediğin ama almadığın 10 tane şeyi listeliyordun kitapta. Bu görevlerden bir tanesiydi. Ben birinci sıraya kamerayı yazmıştım ve şu anda istediğim kamerayla çekiyorum bu videoyu. Bu yüzden bu kitabın benim hayatımdaki yeri gerçekten gitgide yerleşmeye başladı. Kitap bende çok güzel etkiler ve sonuçlar göstermeye başladığı için anlatmak istedim. Kitapta bu şekilde eş zamanlılıktan bahsediyor. Benim hayatımdaki eş zamanlılık bu kamerayı almış olmam oldu. Çünkü her şey o kadar güzel bir şekilde gerçekleşti ki kamerayı almış oldum böylelikle. Kitapta tabii bununla ilgili, eş zamanlılıkla ilgili başka birkaç daha örnek var. Onlar da beni çok etkilemişti. Mesela bir adam yazı yazdığını saklıyor. Ve profesyonel bir yazara danışmaya karar verdiğinde bir sonraki akşam bilardo oynarken bir yazarla tanışıyor örneğin. Bir eş zamanlılık örneği olarak. Ve sonra da birlikte çalışmaya başlıyorlar. Ya da bir kadın zor bulunan bir filmi nereden bulabileceğini düşünüyor. 2 gün sonra gittiği kitapçıda aradığı filmi buluyor. Bunun için aslında çok güzel deneyimler, eş zamanlılıklar yaşayabilirsin sen de. Tabii bu senin hayatında daha farklı bir şekilde gelişebilir. Bir şeyi gerçekten istersen onu gerçekleştirmek için bütün evren işbirliği yapıyor. Eğer çekim yasasıyla da ilgileniyorsan bunun hayatımızda ne kadar önemli olduğunu biliyorsundur. Ve yaratıcı benliğimizi geliştirmek için diğer çok önemli bir pratik de sanatçı buluşmaları. Peki sanatçı buluşması nedir? Sanatçı buluşmaları her hafta yaptığın kendinle zaman geçirme pratiği aslında. İçindeki sanatçıyla, içindeki çocukla zaman geçiriyorsun. 1-2 saat kendine vakit ayırıyorsun. Farklı farklı şeyler yapabilirsin. Yürüyüşe çıkabilirsin. Kafeye gidebilirsin. Veya işte parkta oturabilirsin, kitap okursun. Önemli olan sadece tek başına zaman geçirmek. Kimseyi davet etmeden yapıyorsun bunu. Başka birini dahil etmeden planına. Sadece kendinle plan yaparak tek başına, yalnız bir şekilde vakit geçiriyorsun. Ben ilk baş bunu ilk okuduğumda çok gerilmiştim. Çünkü benim de biraz sosyal anksiyetem olduğu için arada böyle tedirgin olabiliyorum. Dışarı tek başıma çıktığımda, yalnız zaman geçirdiğimde. İşte ya bunu yapmasam mı acaba, bunu atlasam mı kitapta diye düşünüyordum. Hani bu hafta yapmasam
yapsam ne olur diye. Ama ben sanatçı buluşmalarına her çıktığımda çok güzel ve çok keyifli vakit geçirdim. O yüzden korksan da korkunun üstesine gidebilirsin diye düşünüyorum. Korkunla birlikte bunu yapabilirsin. Örneğin çok saçma bir korku olacak ama ben o kırtasiyeye uzun zamandır gitmeyi planlıyordum ama bir türlü gidememiştim. Çünkü hani bilmediğim bir yer ya, böyle bir korku gelmişti. Hani ne yapacağım ki diye gidince, işte ya pahalıysa şöyleyse bilmem ne, bir sürü bahane uydurmuştum gitmemek için. Sonra bir sanatçı buluşmasında dedim ki ben bu kırtasiyeye gideyim. Anneme de anlattım hatta. Annem dedi git hani ne olacak dedi, ne gelecek ki başına, ne var da korkuyorsun falan diye böyle bir beni motive etti. Sonra ben kırtasiyeye gittim, gezdim, kendime kalemler aldım ve o kadar iyi hissettim ki kendimi. Bana gerçekten çok iyi geldi. Ya da gidiyorum, parkta oturuyorum, mesela kitabımı yanıma alıyorum. Defterimi yanıma alıyorum. Tek başıma mesela deniz kıyısına gitmiştim. Deniz kıyısında oturduğum zaman geçirdim. Yanıma işte ne bileyim sandviçimi falan aldım. Mesela deniz kıyısında kahvaltımı ettim. Podcast dinledim, şarkı dinledim. Yürüyüş yaptım böyle deniz kıyısında. Taş topladım. Kendinle bağ kurabilmek için, kendini keşfedebilmek için çok önemli bir zaman dilimi oluyor. Sadece 1-2 saat kendinle zaman geçiriyorsun. Dediğim gibi yürüyüşe çıkabilirsin. Parkta oturabilirsin. Doğada zaman geçirmek gerçekten çok iyi geliyor. Kendinle zaman geçirmek de çok iyi geliyor. İlk baş böyle bir sanki korkuyormuşsun gibi oluyor. Yani ay gitsem ne yapacağım, işte tek başıma mı oturacağım falan diye böyle biraz endişeleniyorsun ama ben mesela geçen haftaydı galiba tek başıma kafeye gittim, oturdum. Dedim ki yani insanlar diyecek işte bu ne yapıyor tek başına şöyle böyle, ama çıkardım mesela defterimi, sabah sayfalarını yazdım kafede. Etrafa bakındım. Havada çok güzeldi, güneşli bir günde dışarı çıkmıştım ve o kadar iyi hissettim ki gerçekten bana çok iyi geldi. Bence biraz bu sosyal anksiyeteyi yenmek için de sanatçı buluşmaları iyi oluyor. Biraz daha farklı şeyler yapmaya çalışıyorum ki hani biraz daha konfor alanından çıkayım. İstediğin her şeyi yapabilirsin sanatçı buluşmasında. Dediğim gibi sadece tek başına 1-2 saat zaman geçiriyorsun. Ve bu şekilde kimseyi davet etmeden sanatçı buluşmalarını yapıyorsun. Ben bir sonraki haftada ne yapacağımı düşünüyorum. Mesela bir sonraki hafta sanatçı buluşması için ne yapsam, nereye gitsem diye. O yüzden de biraz heyecan katıyor. Biraz daha eğlenceli bir pratik oluyor. Ve gerçekten çok güçlü bir pratik. Her gittiğimde ben çok mutlu hissettim kendimi. Her gittiğimde çok keyif aldım. Bu yüzden sanatçı buluşmalarına mutlaka bir şans vermeni tavsiye edebilirim. Ben henüz 6. haftadayım dediğim gibi ama 6. haftaya kadar yaşadığım diğer küçük küçük değişimlerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bunun için küçük ama benim için büyük değişimlerdi bunlar. Ve benim için çok keyifli olan değişimler, yani çok hoşuma giden değişimler olduğu için de anlatmak istedim. Ben mesela bu scrapbook deniyor ya, mesela bir şeyleri yırtıyorsun, yapıştırıyorsun. Ben bunlardan ilk başta şey diye düşünüyordum. Yani bu insanlar neden bunları yırtıp yapıştırıyor ki, ne anlamı var diye düşünüyordum. Gittim kendime dergi aldım mesela, işte bir sanatçı buluşmasında dışarı çıkınca dergi aldım kendime. Sonra dergiyi biraz yırtmaya, yapıştırmaya başladım. Ha, evet bazen şey gibi oluyor. Neden bunu yapıyorsun ki? Ama o kadar keyifli geliyor ki, çünkü bu scrapbook işte Türkçesine bilmiyorum ama işte defterleri yapıştırıyorsun, bir araya getiriyorsun, kolaj gibi bir şey yapıyorsun, ortaya değişik şeyler çıkıyor. İşte ilk başta diyorum ne anlamı var, işte dergiyi ziyan mı ediyorum acaba diye, ama gerçekten yaptığın şeye değiyor. Çünkü sadece ona odaklanıyorsun. İşte o kağıdı nereye yapıştırsam, işte bu kağıt burada güzel duruyor mu, işte nasıl daha güzel hale getirebilirim, nasıl güzel görünebilir, nasıl daha işte kendim için iyi bir hale getirebilirim şeklinde neyi nereye yapıştıracağını düşünüyorsun sadece ve ona odaklanıyorsun. O yüzden çok keyifli bir pratik. Ben işte bu kitap sayesinde bu pratiğe de başlamış oldum. Scrapbook etkinliğini mi denir artık, ne denir? Böyle bir şeyler yapmaya başladım. Bu da bana çok iyi geliyor ve çok keyif veriyor. Ve kitabın bende güzel bir etkisi olarak tarzım değişmeye başladı. Küçük ama benim için büyük bir değişim oldu. Çünkü ben şimdiye kadar şeyi fark ediyorum. Ben diğer insanlara güzel görünmek için, işte diğer insanlar nasıl giyiniyorsa o şekilde giyinmeye çalışıyormuşum veya birileri beni beğensin diye, biliyorum çok gurur duyduğum bir şey değil ama başkaları için giyiniyormuşum şimdiye kadar. Ama bu kitabı okumaya başladıkça böyle sabah sayfalarına da yazıyorum, işte hani ben başkaları için giyiniyormuşum,
ama artık kendim için giyinmek istiyorum, işte tarzımı değiştirmek istiyorum şeklinde sabah sayfalarına yazdıkça sonra biraz daha tarzımı değiştirmeye başladım. İşte hiç kombinlemediğim, hiç giymediğim evde kıyafetlerimi böyle farklı şekilde kombinlemeye, farklı şekilde giymeye çalışıyorum. Kendim için giyiniyorum mesela artık ve bu bana daha iyi hissettiriyor, daha güçlü hissettiriyor. Bu da benim hayatımda yaşadığım güzel bir etkisi oldu kitabın. Kendime bir çizim defteri aldım, bir sketchbook aldım kendime. Yağlı pastel boyalar aldım, yeni başlangıç fırçalarından aldım böyle. Değişik değişik resim çizmeye başladım. Yani değişik derken kendim için. Yani böyle yeni yeni resimler çizmeye çalışıyorum. Çünkü ben şimdiye kadar şöyle düşünüyordum. Hani mükemmel olmayacaksa, hata yapacaksam, kötü çizeceksem, çirkin olacaksa çizmemem gerekiyor diye düşünüyordum. Ama artık kendime denemek için, hata yapmak için, kötü olması için şans veriyorum. Böyle resim zaten sketchbook kendini keşfetmek, denemek için yapılan bir pratikmiş. Ben de böyle istediğim şekilde resimler çiziyorum, denemeler yapıyorum. Kötü bile olsa, hata bile yapsam veya istediğim gibi çok profesyonel bir şey olmasa da, mükemmel olmasa da böyle deniyorum yani resimler çizmeyi deniyorum. Ve gerçekten beni çok mutlu etmeye başladı böyle bu şekilde resim çizmekte. Yaratıcılığımı keşfediyorum çünkü hani neler yapabilirim, neyle boyayabilirim işte. Bir şeyleri denedikçe aslında bir araya getirdikçe insan gerçekten kendini daha iyi hissetmeye başlıyor. Videolarda biraz daha kendimi daha yaratıcı bir şekilde ifade etmeyi, kendimi daha özgürce ifade etmeyi denemeye çalışıyorum. Veya TikTok'ta bir şeyler paylaşırken biraz daha ifade şeklimi yeni yeni değiştirmeye çalışıyorum. Veya kendimi daha özgürce ifade etmeye çalışıyorum. Editlerken mesela yeni şeyler denemeye özen gösteriyorum veya nasıl yapabilirim, hani nasıl kapağı nasıl değiştirebilirim, işte içeriklerde ne paylaşabilirim, videolarda nasıl anlatabilirim şeklinde. Kitap gerçekten benim hayatımı çok tatlı tatlı güzel değişimlerle etkilemeye başladı. Farklı farklı müzikler dinlemeye çalışıyorum. Mesela müzik sevgim, daha önce hiç beğenmeyeceğim dediğim müziklere biraz şans vermeye başladım. Bu açıdan kitabın senin için tabii ki farklı etkileri olabilir ama hayatında çok şaşırtıcı etkileri olacağına gerçekten eminim. Hatta neler değişti hayatında bu kitabı okumaya başladıktan sonra benimle bunları paylaşabilirsin. Kitabı daha önce okuduysan da yorumlara yaz neler yaşadığın, senin için nasıl bir deneyim oldu. Veya kitabı okumaya başladıktan sonra da geri gel ve bana yaz neler oldu hayatında. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Benim hayatımda bu kadar tatlı tatlı değişimler yaratmışken hani başka insanların hayatlarında nasıl değişimler yaratıyor? Böyle neyle, yani bu kitapla ilgili bütün içerikleri böyle TikTok'ta karşıma çıkan, YouTube'da karşıma çıkan hepsini de izledim. Hani insanlarda nasıl etkileri olmuş, nasıl değişimler yaratmış gerçekten. Çünkü güzel bir kitap. Hayatını tamamen değiştiren bir kitap. O yüzden çok merak ediyorum. Onları da yorumlara yaz. Şunu da eklemek istiyorum. Hayatımda hiç bu kadar hızlı ve şaşırtıcı başka bir iyileşme daha yaşamamıştım. Yani o kadar hızlı bir iyileşme ve bu kadar hızlı bir dönüşüm yaşadım ki. Yani 6 haftada oldu aslında hepsi. Ki daha kitabın sonuna bile gelmeden hayatımda bu kadar güzel etkileri olmuşken kitabın bir an önce paylaşmak istedim dediğim gibi. Ben kitabın senin için de hiç tahmin edemeyeceğin ve çok şaşırtıcı değişimler yaratacağına inanıyorum. Tabii bazen direnç gösterebiliyoruz bazı pratiklere veya işte sabah sayfalarını yazarken bazen zorlanabiliyoruz ya da canımız sanatçı buluşmalarına çıkmak istemiyor. İşte ben şimdi çıkıp tek başıma ne yapacağım şeklinde bazen direnç gösterebiliyoruz. Ya da uzun zamandır bastırdığımız bazı şeyler ortaya çıkabiliyor. Mesela ben yazarken üzüldüğüm, kendime kızdığım, ağladığım bazı şeyleri de keşfettim kendimle ilgili. Bazen varoluşsal krizler de yaşayabilirsin yani kitap. Çünkü bunları da ortaya çıkarmaya başlıyor. Uzun zamandır bastırdığın ve çok derinde kalan şeyleri de yukarı taşımaya başlıyor. Tabii bunlar da bizim tıkanıklığımızı açmamız için, iyileştirmemiz ve yaratıcılığımızı keşfetmemiz için, kendimiz olabilmemiz için bunların iyileştirilmesi ve dönüştürülmesi gereken şeyler. O yüzden
acıyla yüzleşmemiz gerekiyor veya ağlamamız gerekiyor, öfkelenmemiz gerekiyor bazı durumlarda. Herkes için tabii bu farklı olabilir. Ben mesela hayatımı artık daha mutlu ve kolay bir şekilde yaşadığımı düşünmeye başladım yavaş yavaş. Egodan özgürleşmek için, kendini keşfetmek ve kendinle bağ kurabilmek için de kitap sana çok güzel yardımcı oluyor. Yaratıcılığını geliştirmen için. Tamamen bir spiritüel bir yolculuk aslında. Kendine doğru gidiyorsun, yaratıcı benliğine doğru gidiyorsun ve yaratıcı benliğini ortaya çıkarmış oluyorsun. Bu yüzden çok güzel ve güçlü bir kitap. Hafta boyunca mesela hani tek başına evde oturup kitabı okuyarak 12 haftada tabii bunu alışkanlık haline getirmen ve her haftayı düzenli bir şekilde takip etmen gerekiyor. Her gün sabah sayfalarını yorulsan da, bıksan da, vazgeçmek istesen de yine de yazman gerekiyor. Sanatçı buluşmalarına çıkman gerekiyor tabii ki. Bunu bir alışkanlık haline getirdiğin zaman etkilerini görmeye başlayacaksın. Hayatında gerçekten şaşırtıcı deneyimler yaşayabilirsin dediğim gibi. Eş zamanlılıklar yaşayabilirsin. Güzel etkileri olabilir hayatında. Yaratıcılığını keşfetmeye başlayabilirsin. Dediğim gibi herkes için farklı değişimler olacaktır. Umarım sen de kitabı benim sevdiğim kadar sevebilirsin. Çünkü ben anlattıkça anlatasım geliyor. Ben çok şaşırdım. Ben bu kitaptan hiç böyle bu kadar şey beklemiyordum. Hayatımı değiştirmesini hiç beklemiyordum yani açıkçası. Evet, herkes çok tavsiye ediyordu benim karşıma çıkan ama keşke diyorum daha önce okusaydım. Keşke daha önce keşfetseydim bu kitabı. Bu yüzden daha 6. haftada hemen koşa koşa geldim anlatmak için. Dediğim gibi umarım hayatında çok güzel değişimler ve dönüşümler yaşarsın bu kitap sayesinde. Bu şekilde benim anlatacaklarım. Umarım videodan keyif almışsındır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bu şekilde aşkım. O zaman bir sonraki videoya kadar kendini çok sev. Ben de seni seviyorum. Love you. Bye.